23 Ağustos, 29 Ağustos değerli akrep burçları nasılsınız? Her şey güzel ve umutlu olsun. Rabbim umudumuz zaten Rabbimsiz yaşam olmasın diyorum. Bu yükselen may burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akrep yapışıp sayfamı da isterseniz takip edin, zorlama değil. Hani ben organik ilerliyorum. Yani takipçilerim gerçekten takipçi falan satın almadım. Yani bu beni gerçekten takip eden insanlar kendi kalitemizde kalalım. Yani çakma insanlar istemiyorum. Benim gibi doğal, orijinal olsunlar yeter. Bu ara takım arkadaşlarınızla özellikle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Verimli halinizi verimsizliğe çevirebilir. Hatta hatalar yapıp kendi kendinize, işinize zarar verebilirsiniz. Yaratıcı bir kimlik, konuşma üslubunuzda sertlikler olacak ve insanların size karşı tepkisi olacağı için ekip çalışmanızda bir yanlış anlaşılma var. Bu ara böyle ifadelerinizi, tavırlarınızı, göz bakışlarınızı, konuşma şeklinizi düzeltin diyorum. Ve en çok da yöneticiniz bunu fark edecek. O yüzden böyle bir hedef noktasında göz hapsindesin. İşten kovulma değil. Göz hapsine alındın. Çünkü işinde çok başarı sağlayacaksın. Bunun farkındasın. Biraz sanki kanatlarımız kanatlandı. Evet, hak ediyorsun. Ama iş arkadaşlarının da çoğu emeği var. Onlara da saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. İş kurmak ya da yeni bir iş alanına geçmek isteyen insanlar için, değerli akrep burçları için, evet, grupsal diyaloglar, yeni konuşmalar, oluşumlar gerçekleşecek. Hatta çok istediğiniz noktadan iletişim olacak ama para konusunda memnuniyetsiz kalıp sanki bu olayı para yüzünden kabul etmeyecek gibi gözüküyorsunuz. Aslında ben kabul ederdim. Çünkü size 4 ay sonra istediğiniz maaşı verecek. Çünkü bir deneme sürecinizi başarıyla geçireceksiniz. Mesela bu ara kitap yazmak isteyebilirsiniz. Kendinize farklı bir sayfa açıp isminizi büyütmek isteyebilirsiniz. Yapın, çok başarılı ve iyi olacaksınız. Bu ara tasarıma ya da çiniye ya da bu tarz şeylere merakınız varsa bence eğitimini alın ya da astroloji bile eğitim alabilirsiniz. Siz farklı alanlarda yol almak istiyorsunuz. Yapın, gerçekten de başarılı olacaksınız. Aile işinde olan ya da tüm kardeşler, anne baba çalıştığımız iş yerimizde de biraz maddi süreçlerin sizi yoracağı ve uzun süredir de borçlarımız var ve bunları bir türlü çözemiyoruz. Bir ev var ortaklı, burayı satıp borçlarınızı toparlayacaksınız ama evet haklısınız. O ev çok değerli ama burada riskli borçlar var. Yerine koyacağınız daha güzel evler alacaksınız. Cesaretinizi toplayın ve bu ev artık hayatınızdan çıkartın, bir sıfırlanın. Ortak ayrımları düşünen bazı akrep burçları var. Ben ortağımla bir türlü doğru dengeyi yakalayamadım ve bana ayağı uğursuz geldi ya da yöneticinizle alakalı. Evet, değiştirin ya da kendi işinizi farklı bir alana taşıyın, aynı sektörü. Orada daha başarılı ve daha hayırlı olup kendinizi daha isteğinize doğru hareket ettireceğinizi söyleyebilirim. Aşk konusunda bu ara siz hem aşka bütünleşmek istiyorsunuz hem de nasıl söyleyeyim? Hem istiyorsunuz hem istemiyorsunuz. Ha, doğru cevap. Hem çok aşık olmak istiyorsunuz. Aman, hem de yorucu buluyorsunuz. Bence ilk önce sizin geçmişe ait kalbinizdeki kapatamadığınız ve kendinize bile itiraf edemediğiniz aşk artık kapatırsanız doğru enerji hayatınızda var. Yani bu ara lütfen bu enerjinizi bir toparlayın. Hatta H, N, R ya da T harfi bir, baş harfleri böyle biri olacak. Muhteşem bir aşk ve evlilikle sonuçlanacak. Hatta ikiz çocuğunuz da olabilir diyorum. Evli olan bazı akrep burçlarında çocuklarınızın özellikle huzursuz noktaları, devamlı tedirgin halleri sizi çok fazla yıpratıyor. Ve o yüzden de siz birebir ilişkinize vakit ayıramıyorsunuz. Bence bu ilişkiye biraz vakit ayırırsanız eşiniz ya da hanımınızın sizi ne kadar özlediğini anlayacaksınız. Sonra çocuklarımızı doğru noktada da toparlarız. Çünkü evin içinde bir gerginlik var, elektrik çapımı gibi. Yani herkes birbirini takip ediyor ama anlamsızca, sevgisizce değil. Herkes sevgi bekliyor ama kimse konuşmuyor. O yüzden artık konuşun diyorum. Aşk hayatınızla ilgili gerçekten kaybetmek istemediğiniz bir ilişkiniz var. Ve artık bunu geleceğe doğru romantik teklifinizi yapacaksınız. Ve bu karşımdaki size evet derken
O gözlerindeki evet'i de yakalayacaksınız. Şimdiden mutluluklar diyor, geliyorum. Bir de platonik takılan, bana bakıyor diyen bir enerji alıyorum burada. Platonik duygu, karmanla alakalı bir şey olabilir bu. Onun seninle hiçbir alakası yok. Abartmayı bırak, gerekiyorsa kendinle ilgili rahatsız olduğun noktalara bir çözüm ara. Ama senin bu takıntıların çok uzun süredir devam ediyor. Hep böyle ilişkiden korktuğun için, hep yanlış anlaşılmaktan korktuğun için böyle platonik kafasındasın. Bundan çık, kendini bulacağına inanıyorum. Sağlık olarak lütfen, lütfen uyuz, kaşıntı, bitlenme ya da çocuğunuz bitlenebilir. Dikkat diyorum. Böyle bir sorunumuz var. Bir de şöyle söyleyeceğim, boyun arası, boyun fıtığı değil ama baş ve boyun arasında bir şiddetli bir ağrı var. Sinüzitiniz ya da migreniniz azmış olabilir. Dikkat diyorum. Aa, bu arada ailece birkaç gün kaçınmanız var. Orada keyifli, güzel bir aile evreniz var. Bir de anne ya da babaya ya da uzun süredir kardeşler arasında kırgınlık toparlanacak. Merak etmeyin. Hoşça kalın.